Merhaba arkadaşlar, elektroskop konusuyla devam ediyoruz. Bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını, elektrikle yüklü ise hangi cins elektrik yüküne sahip olduğunu belirlemeye yarayan alete biz elektroskop adını veriyoruz. Elektroskopumuzun bir topuzu var, iletken teli var, cam içerisinde muhafaza ediliyor. Çünkü yaprakları o kadar ince ki rüzgardan bile etkilenebiliyormuş. Bir cam fanusun içerisinde o yüzden muhafaza ediyoruz. Nötr bir elektroskopun yaprakları tamamen kapalıdır normalde. Bir elektroskopun yük miktarı arttığı zaman yapraklar birbirini iter. İttiği için de yapraklar arasındaki açıklık artar. O zaman şimdi şuraya bir tane nötr elektroskop çizmeye çalışalım. Bak, yapraklar kapalı. Şimdi diyelim ki artı yüklü bir elektroskopumuz var. Yapraklar birbirini itmiş, açılmış. Yapraklar da topuzu da artı yüklü. Bir elektroskopun yükün işareti değişirse yaprakları önce tamamen kapanıp ondan sonra açılır. Elektroskop yapraklarının hareketlerine bakalım. Elektroskopu bir cisim yaklaştırma durumunu inceleyeceğiz öncelikle. Mesela eksi yüklü bir elektroskopum var bu şekilde. Ben de buna eksi yüklü başka bir cismi yaklaştırıyorum. Bakalım neler olacak. Eksi yüklü elektroskopun topuzuna eksi yüklü cisim yaklaştırılırsa topuzdaki eksi yükler yapraklara itilir. Buradaki eksiler hop yapraklara gidecek. Ve elektroskopun yapraklarında eksi sayısı arttığı için eksiler birbirini daha çok itecek. Yapraklar arasındaki açıklık biraz daha artacak. Yapraklar daha çok açılacaklar. Buna göre yüklü bir elektroskopa, elektroskopla aynı cins elektrikle yüklü başka bir cisim yaklaştırılırsa elektroskopun yaprakları biraz daha açılır diye biliyoruz. Şekildeki eksi yüklü elektroskopa artı yüklü bir cisim yaklaştırılırsa yapraklardan topuza eksi yükler geçer. Son durumda da yapraklar eksi yüklü olur, nötr ya da artı yüklü olabilir. 3 tane durum karşımıza geliyor. Yaklaştırdığımızda eksi yüklü elektroskopu artı yüklü bir cisme. Son durumda yapraklar eksi yüklü olabilir. Yapraklar nötr de olabilir. Eksi yüklü olduğu durum nedir? Burada eksiler var. Nötr olduğu durumda buradaki eksiler artıya yakın olmak için topuza gider. Burası kapanır. Böyle düşünebiliriz. Artı yüklü olduğu durumda da buradaki eksiler o kadar çok yukarıya gider ki artıya yakın olmak için. Aşağıda artı sayısı fazla kalıp kapandıktan sonra tekrar biraz artı yükle yapraklar açılabilir. O zaman yüklü bir elektroskopa, elektroskopla zıt cins elektrik yüklü bir cisim yaklaştırılırsa yapraklar biraz kapanabilirmiş, tamamen kapanabilirmiş, önce kapanıp sonra açılabilirmiş. Size bir bilgi vereceğim. Sorularda karşınıza geliyor. Önce açılıp sonra kapanır diye bir şık görürseniz direkt eleyin. Öyle bir durum hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Önce açılıp sonra kapanma durumu diye bir durum hiçbir zaman olmaz. Yüklü bir elektroskopa nötr iletken bir cisim yaklaştırılırsa elektroskopun yaprakları biraz kapanır. Nötr bir elektroskopa yüklü bir cisim yaklaştırılırsa elektroskopun yaprakları biraz açılır. Örneğe bakalım beraber. Artı yüklü X levhası artı yüklü K ve L elektroskopların arasına ok yönünde hareket ettiriliyormuş. Elektroskopların yaprakları arasında teta 1 ve teta 2 açıları için ne söylenebilir diyor. Öncelikle K'dan uzaklaştırıyoruz ok yönünde hareket ettirdiğimiz için. Artı yüklü X cismi K'ya yakın olduğu zaman yapraklardaki artılar artardı. Çünkü topuzdaki artılar da yapraklara giderdi. Buradaki X'teki artılardan kaçmak için bunlardan. Dolayısıyla aşağıda yaprakta artılar fazla olurdu ve teta 1 büyük olurdu. Ama ok yönünde ilerlediği zaman artı uzaklaşıyor diye yapraktakiler de topuza tekrar gelebilir. Böylelikle yapraklarda artı sayısı azalıp teta 1 biraz küçülebilir. Teta 1 azalır, küçülür. Artık o şekilde bir yorum yapabiliyorum. Şimdi ok yönünde ilerleyip L'ye yaklaştığında ne olacak? L'nin topuzundaki artılar yaprağa gidecek. Yaprakta artı sayısı fazla olunca birbirlerini çok fazla itecekler ve açıklık daha fazla olacak. Yani teta 2
artacak. Şimdi de bir elektroskopa cisim dokundurulursa ne olacak? Cisim dokundurma durumunu inceleyelim. Öncelikle iletken bir cisim elektroskopa dokundurulduğunda elektroskop ile cisim toplam yükü paylaşırlar. Elektroskopun yapraklarının hareketi yük miktarının değişimine göre değişir. Mesela elektroskop ile dokundurulan cisim eğer zıt cins elektrik yüküyle yüklüyse 3 durum gözlenebiliyor. Şimdi elektroskopumuz eksi 3Q, dokundurulan cismimiz artı Q olursa toplam yük ne olur? Eksi 2Q olur. Elektrik yüklü eksi 3 yükü eksi 3Q olan elektroskopa elektrik yükü artı Q olan iletken cisim dokundurulursa elektroskopun yaprakları biraz kapanır. Neden kapanıyor? Çünkü son durumda toplam yük eksi 2Q oluyor. Bunlar eksi Q bir tanesi, eksi Q bir tanesi alsa elektroskopun başlangıçta eksi 3Q'su vardı. Eksi Q'ya düşmüş oluyor yükü ve yaprakları biraz kapanıyor. Şu şekilde ikinci duruma bakalım. Elektrik yükü eksi Q olan bir elektroskoba, elektrik yükü artı Q olan bir cisim dokundurulursa, ikisi de Q kadar 1 artı 1 eksi dokundurulursa birbirlerini nötrlerler. Nötr deyince de elektroskobun yaprakları tamamen kapanır. Bir de bu durumu inceleyelim. Elektrik yükü eksi Q olan bir elektroskoba, elektrik yükü artı 3Q olan iletken bir cisim dokundurulursa, toplam yükümüz artı 2Q olacak. İkisi de artı artı alsa birer tane. Elektroskobun öncelikle eksi yükü bir sıfırlanacak artı 3Q daha büyük olduğu için. Eksi Q bir nötrlenecek. Sonra da artı 1Q aldığı için tekrar açılacak. Yani elektroskobun yaprakları önce tamamen kapanır sonra açılır. Elektroskop ile dokundurulan cisim aynı cins elektrik yüklüyse elektroskobun yük alışverişine göre 3 tane durumu gözlenebilir. Bunlardan birincisi elektroskopun yükü artarsa yaprakları biraz daha açılır. Elektroskopun yükü değişmezse yapraklar hareket etmez. Elektroskopun yükü azalırsa yapraklar biraz kapanır. 3 tane durum olacak. Şimdi şu videoyu izleyelim. Elektroskopun etki yolu ile nasıl elektrikle yüklendiğini bize gösteriyor. Burada yaprakların hareketine bakacağız. Öncelikle cismi yüklüyor. Sonra da elektroskoba yaklaştıracak. Şu an elektrikte yüklendi cisim. Elektroskoba yaklaştırıyor bunu. Bakın yapraklardaki sapmayı görüyorsunuz. Yapraklar açılıyor. Etkiyle elektriklenme gerçekleşti. Cismi dokundurmadan elektroskopun topuzuna yaklaştırarak yüklemiş oldu. Örneğe bakalım. Şekildeki özdeş KL elektroskoplarının elektrik yükleri eksi 3Q ve artı Q'ymuş. Yaprakları arasındaki açılarda θK, θL'ymiş. S anahtarı kapatıldığı zaman, bu anahtarımız kapatıldığında elektroskopların yapraklar arasındaki açılar θ oluyormuş. Şimdi elektroskopların başlangıçtaki θ'larını ve son θ'larını kıyaslamamızı istiyor. İlk başta K'da 3 tane yük olduğu için θK, θL'den büyüktür. Çünkü N'de bir tane Q var. Eksilik artılığına bakmadan Q sayısına bakarak buna karar verebiliriz. Sonrasında kapattıktan sonra toplam yüke bakacağız. Toplam yükümüz eksi 3Q artı Q daha eksi 2Q oldu en son durumda. Eksi 2Q'nun eksi Q'sunu diyelim ki bu aldı. Diğer eksi Q'sunu da K aldı. K ve L birer tane Q almış oldu. K'nın ilk başta 3 tane yükü vardı. Son durumda bir tane oldu. O yüzden teta dediğimiz küçük teta K'dan. L'nin bir tane yükü vardı. Gene bir tane yükü var. O zaman teta dediğimiz eşit oldu. Neye? Teta L'ye. Başlangıçtaki teta L'ye. Şu şekilde bir sıralama olacakmış. Örnek 13'ü de yapalım.
artı elektrikle yüklü bir elektroskopumuz varmış. Hemen şöyle çizmeye çalışalım. Artı yüklü bir elektroskop. Buna yine artı elektrikle yüklü iletken bir cisim dokunduruyormuşuz. Hemen şuradan bir tane iletken artı yüklü çubuğu gelelim buna dokunduralım. Elektroskopun yapraklarının hareketi için ne söylenir diyor. Öncelikle bunların yük miktarlarını bilmiyoruz. Ama ikisinde de artı sayısı son durumda fazlalaşabilir. Birinci ihtimale göre artı sayıları fazlalaştığı için yapraklar açılabilir. Yapraklar biraz açılır. İhtimallerden biri bu. Ya da şöyle bir şey olur. İkinci durum. İkisinin de toplam yükleri eşitse, başlangıçtaki gibi tekrar eşit sayıda paylaşırlarsa dokunduktan sonra yaprakların açıklığı değişmez. Yani yapraklar hareket etmeyebilir. Yapraklar hareket etmez. İki tane ihtimal var. Ya biraz açılacak ya da hareket etmeyecek. Hatta bir üçüncü ihtimal daha aklıma geldi. Bakın böyle bile olabilir. Yapraklar biraz kapanabilir. Çünkü baştaki yükünden son paylaştığındaki yükü belki de daha az olacak. Biraz kapanabilir. Biraz kapanır, biraz açılır, yapraklar hareket etmez. 3 ihtimal geldi karşımıza. Elektrik yüklerinin üzerlerinde serbestçe hareket edebildiği, yani elektrik akımını ileten cisimlere biz iletken cisim adını veriyorduk. Elektrik yüklerini iletmeyen cisimlere yalıtkan cisim adını veriyoruz. İletken cisimlerin yükleri cisimlerin yüzeylerinde bulunuyor. Bakın iletken bir levhanın üst kısmında yüzeyinde eksi yükleri var. İletken bir kürenin de öyle. Dikkat et, kürenin içinde yük yok. İçi boş iletken bir küre var. Onun da iç kısımlarında yük yok. Yine yüzeyinde yükleri var. İçi boş iletken nötr kürenin içine yüklü bir cisim dokundurulursa dokundurulan cismin ve kürenin içi nötr olur. Yüklerin tamamı kürenin dış yüzeyine dağılır. İçi boş iletken nötr bir kürenin dış yüzeyine dokundurulursa, bakın biraz önce iç yüzeyine dokundurulmuştu. Burada dış yüzeyine dokundurulursa toplam elektrik yükü kürelerin yarıçapları ile doğru orantılı olarak paylaşılır. Kürenin iç yüzeyi nötr olur. Bu iki bilgiyi bilseniz iyi olur çünkü sorabilirler. Örnek 14'e bakalım. İletken K kabı ile iletken Y küresi şekildeki gibi yerleştirilmiş. Sonra artı elektrikle yüklü X küresi K'nın içine dokunduruluyormuş. Son durumda X, Y kürelerinin elektrik yükleri için ne söylenebilir diyor. Şimdi K'nın içine getirip de artı yüklü X'i dokundurduğumuz zaman X kendisi nötr olacak. Bütün artı yükler K'nın dış yüzeyinde toplanacak. Y de K'ya dıştan dokunduğu için Y de birazcık artı alacak. Yani son durumda K ve Y artı yüklü. X'imiz ne oldu? Nötr oldu. Örnek 15 size ödev olsun. Yapamazsanız WhatsApp'tan sorabilirsiniz. Yalıtkan cisimler sadece bölgesel olarak elektriklenebilir. Üzerlerinde yüklerin serbestçe hareket edemediği yalıtkanlara elektrik yüklü bir cisim yaklaştırıldığı zaman elektrik yükleri iletkenlerde olduğu gibi uçlarda kutuplanmaz. Ama cismin dışındaki artı ve eksi yük çiftleri yaklaştırılan cismin etkisinde düzenli bir şekil alır. Biz bu olaya polarizasyon adını veriyoruz. Mesela burada cam ve balon ikisi de yalıtkan. Camla balonu birbirine doğru getirdiğimizde yüklerin şu şekilde polarizasyona uğradığını ama bakın camın diğer tarafına gitmediğini görüyoruz. Gitseydi kutuplanma olacaktı çünkü. Kutuplanma olmuyor uçlarda. Şekildeki balon yünlü kumaşa sürtülerek elektrikle yükleniyor. Bakın sürtünme ile elektriklenme yapmışlar. Balonun kumaşa sürtülen kısmı kağıt parçalarını çekiyor. Kumaşa sürtülmeyen kısmı kağıt parçalarını çekmiyor. Sebebi de ne? Çünkü balon yalıtkan. Yalıtkanlar belli bir bölgesinde yük barındırır. Diğer bölgesi yüksüz olduğu için tabii ki de sürtülmeyen kısım kağıtları çekmez.
Buna göre yalıtkan cisimler sadece bölgesel olarak elektriklenir. Yalıtkanların diğer kısımları nötr olur. Doğru. Bu kısmı sürttüyse burada yük olacak. L1 iletkense her tarafında yük var ama K1 yalıtkansa sadece bölgesel yüklenecek diyebiliriz. O zaman şekildeki K ve L kürelerinden K yalıtkandır, L de iletkendir diye yorum yapabiliriz. Örnek 16'ya bakalım. Şekildeki düzeneklerde eksi elektrikle yüklü iletken bir cisim KL ve MN çubuklarının KM uçlarına dokunduruluyor. X elektroskobunun yaprakları hareket etmezken Y'ninki açılıyormuş. Buna göre KL ve MN çubuklarının iletkenlikleri için ne söylenebilir? Şimdi ben KL'yi dokundurulduktan sonra burada yapraklar hiç hareket etmiyor. Etmiyorsa bu demek ki yalıtkan. MN'yi dokundurduğumuz zaman Y'deki yapraklar açılıyorlarmış. Demek ki MN'de yük var. O zaman bu da iletken. Yalıtkanların uç kısımlarında yük olmuyordu ya. O yüzden KL hiç etki yapmadı ama MN iletken olduğu için ucunda yük vardı, etki yaptı. Örnek 17'ye bakalım. Şekildeki balonun beyaz renkte belirtilen kısmı yünlü bir kumaşa sürtülerek elektrikleniyor demiş. Buna göre balondaki yük dağılımı nasıl olur? Öncelikle sürtülen kısım elektriklenir. Yünlü kumaşa plastik balon sürtüyoruz. Yünlü kumaş artı yüklenir. Plastik balon eksi yüklenir. Hani ebonit çubuk, plastik çubukla yünlü kumaş sürtünme ile elektriklenme örneğini hatırlayın. Plastik balon eksi yüklenir. Tabii ki sadece sürtülen bölgesi eksi yüklenecek. Yük dağılımını şekil üzerinde beyaz kısmı sürttüğümüz için beyaz kısmın dışında eksiler olacak şeklinde belirtebiliriz. Şekilde de gördüğümüz gibi sürttüğümüz beyaz kısımlı bölgede eksi yükler var. Yüklü cisimlerin iletken tellerle toprağa bağlanması olayına biz topraklama olayı diyoruz. Bir etki altında kalmaksızın topraklanan cisimler nötr oluyorlar. Mesela eksi yüklü bir cismi toprağa bağladığımızda eksi yükler hareket edebileceği için toprağa giderler ve K cismi nötr olur. Çünkü elektronlar gidiyor, eksiler elektronlardı hatırlarsanız. Artı bir cismi toprağa bağlarsak artılar gidemeyeceği için topraktaki eksi olan elektronlar o L'ye gelecek, yani elektron alacak. L ve nötrlenecek yine. Bu şekilde nötrleme olayına biz topraklama diyoruz. Bir yükün etkisinde topraklanan iletken elektrikle yüklenir. Yani artı yüklü cismi biz KL iletkenine yaklaştırdığımız zaman şöyle bir durum olacak. Topraklanmış olduğu için KL zaten nötrdü. Ama artı yaklaştırdığım için topraktaki eksiler K ucuna gelecek. Artıya yakın durmak isteyecekler. Bu şekilde bir elektriklenme gerçekleşecek. L ucu tabii ki yine nötr. Orada yük birikmez çünkü artılar ona yaklaştırılmadı. Yani şekildeki iletkenin K ucu eksi elektrik yüküyle yüklenir. L ucu yine nötr olur. Şu ikinci şekle bakarsak. Şekildeki iletkenin A ucu artı yükle. B ucu yine nötr olacak. Artı yükün etkisinde topraklananlar eksi yükle yükleniyorlar. Eksi yükün etkisinde topraklananlar da artı yükle yükleniyorlar diyebiliriz. Elektriksel kuvvete bakalım. Elektrikle yüklü cisimlerin birbirine uyguladığı itme ya da çekme kuvvetine biz elektriksel kuvvet diyoruz. Hatırlayın, aynı cins elektrikle yüklü cisimler birbirine itme kuvveti uyguluyor. Zıt cins elektrikle yüklü cisimler birbirine çekme kuvveti uygular. Mesela burada ikisi de artı olduğu için birbirlerine itme kuvveti uygulamışlar. Burada biri artı biri eksi yüklü olduğu için birbirlerine çekme kuvveti uygulamışlar. Yüklü iki cismin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetlerin büyüklükleri daima birbirine eşit olur. FK ile FL eşit bu şekilde. İkinci şekilde de FM ile FN birbirine eşit. İki cismin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvet cisimlerin yük miktarlarının çarpımı ile doğru orantılıdır. İki cismin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvet cisimler arasındaki uzaklığın karesi ile de ters orantılıdır.
Biz bu elektriksel kuvveti şöyle ifade ederiz. F eşittir elektriksel sabitimiz ça, K çarpı birinci cismin yükü çarpı ikinci cismin yükü bölü yükler arasındaki mesafe, cisimler arasındaki mesafenin karesi. O yüzden F ile K, F ile D mesafe ters orantılı, uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Yükler çarpımı Q1 çarpı Q2 ile de doğru orantılıdır. İki cismin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvet, cisimlerin bulunduğu ortamın elektriksel geçirgenliği ile doğru orantılıdır. Şekildeki cisimlerin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğünü biraz önce söylediğim gibi F eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare ifadesiyle hesaplıyoruz. K ortamın elektriksel geçirgenliğine bağlı bir sabit değerdir. Boşluk için değeri de 9 çarpı 10 üzeri 9'dur. Şimdi bir videomuz var, onu izleyelim. Yalıtkan bir cisim yün kumaşa sürtüldüğünde sürtünmeyle elektriklenme olacaktır ve artık balonumuz elektrikle yüklenmiştir. Elektrik yükleri 10 üzeri eksi 6 klomp ve 9 çarpı 10 üzeri eksi 7 klomp olan noktasal iki cisim varmış. Şekildeki gibi aralarında 3 cm mesafe olacak şekilde konmuşlar. Bu cisimlerin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğünü soruyor. K'yı da parantez içinde bize vermiş. Neydi formülümüz? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare. Burada şimdi yerleştirmeye çalışalım. Öncelikle F eşittir dedim. K'mız 9 çarpı 10 üzeri 9'du. K'yı yazdım yerine. Çarpı Q1'im 10 üzeri eksi 6'ydı. Çarpı dedim Q2'yi yazıyorum. O da 9 çarpı 10 üzeri eksi 7'ymiş. Bölü dedim. Aralarındaki mesafe 3 cm. Hemen bunu metreye çeviriyoruz. Santimetreyi metreye çevirirsek bir tane virgül kaydırdık 0,3 oldu, desimetre oldu. Bir tane daha kaydırırsak 0,03 yaparsak metre olur. Bunu da yerine koydum. 0,03 metrenin, unutmayın D'nin karesi var formülde, karesi. Şimdi işlemi biraz toparlamaya çalışalım. Yukarıda şu 10 üzeri olanlar birbirleriyle çarpım durumunda olduğunda üsler toplanıyordu. O zaman 9, eksi 6 ve 7, eksi 7'yi ne yapacağız? Toplayacağız demektir. 9 ile eksi 7'yi toplasam artı 2 kalacak. Artı 2 ile eksi 6'yı toplasam eksi 4 kalacak. 9 ile 9'u çarpsam ya da şöyle yapalım. 9 çarpı 9 çarpmayalım. Belki sadeleşir alttaki ile 10 üzeri eksi 4 kaldı. Bu böyle kalsın. Aşağı kısımda da 0,03'ün karesi var. Şimdi bunu şöyle yazmak istiyorum ben. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 desem de yine 0,03 olur. Bunun karesi diyor. Bu şekilde yaptığımız zaman 3 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesi 9 çarpı 10 üzeri eksi 4 gelecek. Dolayısıyla 9 çarpı 10 üzeri eksi 4 ile aşağıdaki 9 çarpı 10 üzeri eksi 4 sadeleşecek. Cevabımız sadece şuradaki 9 olarak geldi. Örnek 19 ödeviniz olsun. Formülde yerine koyup bir uğraşın bakalım. Yapamazsanız WhatsApp'tan sorabilirsiniz. Örnek 20 de ödeviniz gençler. Yapamazsanız sorabilirsiniz. Örnek 21 de ödev. Evet, geldik elektriksel alan kısmına. Elektrik yüklü bir cismin etkisini gösterebildiği bölgeye biz yükün elektrik alanı adını veriyoruz. Elektrikli yüklü bir cismin birim yüke, yani artı 1 kulomluk yükü uyguladığı kuvvet o noktadaki elektriksel alanın büyüklüğüne eşittir. Elektrik alan E sembolüyle gösterilir ve vektörel, yani yönlü bir büyüklüktür. Elektriksel alan çizgilerle modellenir. Artı elektrikli yüklü cismin oluşturduğu elektrik alan çizgileri artı yükten dışarıya doğrudur. Bakın şu şekildeki gibi artı yükten ok işaretleri dışarıya doğru. Birimi de Newton bölü kulomb veya volt bölü metredir.
eksi elektrikli yüklü cisimlerin oluşturduğu elektrik alan çizgileri de eksi yüke doğrudur. Bakın şu şekilde ok işaretinin yönüne dikkat, eksi yüke doğru. Elektrik yüklü noktasal bir cismin oluşturduğu elektriksel alan çizgileri herhangi bir noktada sona ermez. Elektrik alan çizgileri hiçbir zaman birbirini kesmez. Elektrik alan çizgilerinin sık olduğu bölgelerde elektrik alan şiddeti daha büyüktür. Bu maddeleri bilmemiz lazım. Şu örneğe bakalım beraber. X, Y, Z kürelerinin elektrik alan kuvvet çizgilerini vermişler. Kürelerin yük işaretlerini soruyor. Artıdan eksiye doğru olduğu için bakın ok işareti X'ten Y'ye doğru gitmiş. Demek ki X artıymış, Y eksiymiş. Y ve Z ok işaretlerinin yönlerine bak. İkisinde de içeriye doğru geliyor. O zaman Z de eksidir. Aralarında boşluk olmasından da zaten ikisinin de aynı cins yüklü olduğunu, birbirlerini itmeye çalıştıklarını tahmin edebiliriz. Örnek 23 ödeviniz olsun. Böylelikle gençler bütün konularımızı tamamlamış olduk.